Önerim üzerinde söz isteyen Mehmet Günal, Antalya Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu torba kanun hakikaten harar oldu dedik, hangar oldu, hala devam ediyor arka arkaya gelmeye. Maalesef arkadaşlarımız da burada gelip sadaşmaya cevap veriyoruz diye bir şeyler söylüyorlar. Sırf bir parti taassubu içerisinde karşılıklı bir kör dövüşüdür gidiyor. Az önce Sayın Köksal'ı dinledim, şaşırdım. Yani devlet tecrübesi görmüş bir arkadaşımız ama ben dün burada Sayın Babacan buradaydı. Ona söyledim, o bile cevap veremedi. Faiz lobisi kimdir diye sordum. Faizler düşüyor diyor, faizler yükseliyor diye Sayın Başbakan onlara kızıyor. Yandaş gazeteler haber yapıyor, kızıyorlar. Şu anda dolar yükseliyor, karşılığında piyasadan TL çekiliyor. Bunun karşılığında piyasada sıkı para politikası uygulayacaksınız. Bu faizi yükseltmiyor mu diye sordum. Cevap gelmedi ama arkadaşlarımız maşallah sırf taassup içerisinde bir şeyler söylüyorlar. Bakanlarımız söz veriyor. Sayın Bakan burada. Bize iki gündür benim mesaj şeyim doldu Sayın Bakanım. Telefon sürekli olarak mesaj dolu, sil diyor. Kimden geliyor biliyor musunuz Sayın Bakanım? Dışarıya bakıyor. Sizin verdiğiniz sözler varmış. Burada diyorlar ki Tarım Bakanı bize bu sözleşmelerin hepsi geçecek dedi, olmadı. Ziraat mühendisleri, teknikerler, GTHB, yani iki gündür sürekli olarak cep telefonumuza Plan Bütçe Komisyonu üyelerisiniz diye bulmuşlar. Bütün arkadaşlarımıza mesaj çekiyor. Size çekmiyorlar. Siz zaten ne dese bir şey demiyorsunuz. Sayın Bakan da burada maliyeye sordum. Vermiyor demiş. Vallahi billahi burada cebimde telefonum, isterseniz birazdan göstereyim tekrar. Sürekli siliyorum çünkü doluyor. Mesaj kutumuz doluyor. Ve talepleri var. Diyorlar ki burada bize bir sürü yer vardı. Ziraat mühendisliğinin içerisinde 13 tane alt bölüm var. Adaletli alım yapılmıyor diyorlar. Şimdi de söz verdi ama biz ortada kaldık. Bu torba kanun hazır buraya gelmişken Sayın Bakan sahip çıksın diyorlar. Allah'ın işi bugün de Sayın Bakan nöbetçi buraya gelmiş oldu. Çünkü hem telefonla beni en az 8-10 tane sözcüleri aradılar bütün Türkiye çapında ve şu anda da bütün komisyon üyesi arkadaşlara, bize Sayın Bakan'a bunu iletin diye defalarca telefonla ve yazılı olarak hem maille hem mesajla gönderdiler Sayın Bakanım. Burada biz maliyeden kadroyu talep ettik demişsiniz ama burada en az 5000 ziraat mühendisinin istihdam edilmesini söylüyorlar. 2500 atama onayı bekliyoruz dedi Sayın Bakan. O da çıkmadı diyorlar. Şimdi biz buna göre işin vahim tarafı var. Tabii niye öyle söylüyorlar Sayın Bakanım? Burada diyorlar ki biz buna göre her şeyimizi ayarladık. Atamalarımız sizin verdiğiniz söze göre, kimileri düğün tarihi belirlemiş, kimisi buna göre kendi tatil programını, çalışma programını ayarlamış. Bakan bize söz verdi yapacak diye. Onun için diyorlar ki şimdi o verdiği sözü tutsun, Maliye Bakanı nasıl ikna ediyorsa etsin, bize söylediği kadroları çıkarsın diyorlar. Şimdi tabii az önceki olayın üzerine hakikaten bir iki şey daha söyleyeceğim. Sayın Bakan buradayken önce onları aktarayım istedim. Değerli arkadaşlar, eğer yanlış politika uyguluyorsanız bunun sonucu gelir. Defalarca söylediğim burada bir şey var. Ne dışarıda faiz lobisi aramaya gerek var, ne herhangi bir şey. Ha, uluslararası bir şey varsa, komplo, verdiğiniz sözler varsa onu sizler daha iyi bilirsiniz. Ama ekonomide gerekli önlemleri almadığınız sürece, kafamızı kuma gömerek işler rüzgar tersten estiği zaman ayakta kalma şansımız yok. Senelerce eğer arkanızdan estiğini siz kendi başarınız sayarsanız, rüzgar tersten esmeye başlayınca bu hale düşersiniz. Onun için faiz lobisiydi, bilmem neydi, şuydu demeye gerek yok. Alınması gereken önlem varsa dedi ki gelin buraya alalım. Ama biz ne yapıyoruz? Efendim silahlı kuvvetlerin hizmet kanunu varmış, hadi onu da çıkaralım. Ne var bunda, acil bir şey var mı? Yok. Yoksul kesimlerin gelirini artıracak bir önlem var mı? Yok. Gelir dağılımı düzeltecek bir şey var mı? Yok. İthalata bağımlılığımızı azaltacak bir şey var mı? Yok. Cari açığımızı bu sayede düşürecek bir şey var mı? Yok. Bütün bunları içerecek olan kalkınma planını ama sırf televizyonun olmadığı güne denk getirip, neden? Ertesi günde meclis başkanlığı seçimini yapalım, sonra kapatalım. Peki niye biz o zaman kalkınma planını pazartesi görüştük? Madem bunları böyle görüşecektik, madem yeni kanun getirecektiniz, baştan ona göre bir çalışma takvimi niye yapmadık? Dolayısıyla
bir takım şeyler demin söylediğimiz gibi ben söyledim. Neden olduğunu biliyorum. Çünkü ekonomideki gidişten utanıyorsunuz. Her ne kadar burada bize bağırıp çağırsanız da saklamak ihtiyacı hissediyorsunuz. Aksi takdirde bir bütçe kanununu, komisyon üyesi arkadaşım, bir bütçe kanununu burada 11-12 gün görüşüyoruz. Bütçe bir yıllık uygulamasıdır. Plan ise 5 yıllık kalkınma planı. Teşekkür ediyorum.